Radyo'da 98.5 Kent Radyo'da. Başak Karatepe ile Sanat İyileştir yolculuğumuza yine devam ediyoruz. Bugün grup Pixel bizimle, Arda Yılgör, baterist ve grup kurucusu ve Caner Çapık, gitaristimiz, back vokalimiz. Back vokal nedir? Bunu da ayrıca soracağım tabii. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyorum ben katıldığınız için, programıma dahil olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Caner'den başlayalım o zaman. Caner, merhaba bu arada yeniden. İlk nerede doğdun ve yani nasıl bir ailede doğdun? Sanatla, müzikle ilk buluşman nasıl oldu? Aslında sanatla her zaman iç içeydim. Bu arada ben Caner Çapık, Mersin doğumluyum. Mersin'in ne kadar saf denir ama yerlisi olarak görüyorum kendimi. Sanatın içine doğdum çünkü anne baba müzisyendi. Arda kendisine gelince kendisi de anlatır. Gerçi orada aynı şekilde ama. Çünkü bizim çocuk tanışmamız da çocukluğumuza dayanıyor. Çok yani 5-6 yaşlarımıza dayanıyor. Aa, çok güzel. Yani baba Türk halk müziği sanatçısıydı. Anne Türk sanat müziği sanatçısıydı. Onların harmanı olarak ben de kendi kuşağımda yeni nesil müziklerle beraber bir şeyleri birleştirerek kendi çapımda yapmaya çalıştım. 6 yaşında piyanoya başladım. Aa, babamın sayesinde. 13 yaşında tabii gençlik, blue çağ diyelim. Biraz özentilik de var işin içerisinde. Abilerimizi, gitarist abilerimizi görüyoruz. Rock müziğe, rock tabanlı müziklere daha çok yatkınlık gösterip babamdan rica ettim o dönem. Dedim ki bana bir gitar alır mısın? Sağ olsun o da beni kırmadı. 13 yaşında da gitara başladım. O zamandır bu zamandır gitar da çalıyorum. Bu şekilde başlamış olduk. Klasik gitar mı yoksa elektro gitar mı? Elektro gitar. Elektro gitar. Ben de çok seviyorum elektro gitarı. Arda sana gelelim şimdi. Merhabalar tekrardan. Arda Yılgör ben. Merhaba. Mersin doğumluyum ben de. Caner'in dediği gibi ben de müzisyen bir aileden geliyorum. Babam müzisyen. Mersin'in en eski müzisyenlerinden biri. Amcam da baterist aynı zamanda. Hatta Mersin'deki ilk grubu babamla amcamlar kurmuşlar o dönemlerde. Yani ilk grup müzik gruplarından birileriymiş. Bizim evde de çok fazla gitar vardı. Babam gitar çalıyor, aynı zamanda org çalıyordu. Orglar vardı. Hepsini denedim. Hiçbiri bana uymadı. O küçükken aynen. İşte vokale bir geçim dedim. Küçükken, çocuk yaşlarda vokal de pek bana uymamıştı. Babam sen yapamıyorsun müziği falan diyordu o dönemlerde. Ondan sonra yani bateriye baktığımda çok fazla böyle şey geliyordu, görsel, gösterişli, işte ulaşılamaz gibi geliyordu. Çünkü bateriyi biz sağda solda görmüyorduk. Sadece akşamları mekanlarda dururdu bateri. Evlerde falan öyle insanların... Çok sesli bir müzik aleti olurdu. Baterisi evde insanların olmazdı. Özellikle o dönemlerde elektro bateri yoktu yani. Amcamın da mesela baterisi hep şeydeydi, sahnedeydi. Biz de çocuk olduğumuz için... İşte barlara, sazlara gidemezdik haliyle o dönemlerde. İşte ulaşılamaz bir şey geliyordu. İlk gittim bir gün gaza geldim. Lise hazırlığım. Damdaki antenlerin borularını kopardım. Kenarlarını bezle sardım. Ay çok iyi. Aynen. Poşetleri de önüme koydum. Ben davul çalacağım dedim. Öyle vurmaya başladım. Annem şey dedi, koltukları parçalayacaksın, vurma dedi hatta o dönemde. Ondan sonra baktı, babam bir gün geldi, işte gördü ritim atıyorum ama tabii koltuklarla işte sallamasyon vuruyorum, yani elim kesilecek, her an borulardan kesilebilir. Bir gün işte gel dedi, seni amcanın yanına götüreyim dedi, davuluna bir bak dedi falan filan. Götürdü davulu, işte oturdum davula. Elimle ellerim falan ters duruyor tabii, hiç oturmadığım için bilmiyorum yani, yanlış tutuyorum pozisyonu. Amcam bir doğruyu gösterdi falan. İçeri gittiler. 10 dakika sonra geldiklerinde ben ritim çalıyordum yani, bildiğiniz. Çalmaya başlamıştım yani, çok enteresan bir şekilde. Öyle bir davulla başlangıcım oldu benim. Demek ondan, içte varsa. Aynen öyle. Ondan sonra işte hemen bir müzik grubu buldum kendime arkadaşlarla falan, eş dost işte. Ondan sonra ilk konserimize çıktık ya, 3 ay sonra. Babam çağırdım, gel dedim, 3 ay sonra konserim var dedim. İlk başta dalga geçiyorum falan sandı herhalde. Ondan sonra ilk konserimize geldi. Geldiğinde gözlerine inanamamıştı, öyle söyler kendisi de.
O şekilde başlamış olduk. Biz de davula davul çalmaya çalışıyoruz diyelim. Peki bu grup Pixel evet. nasıl oluştu? Lise yıllarında oluştu diye. Aynen. Bu ilk müzik grubumdan sonra konserlerden sonra beni görüyor arkadaşlar. Başka bir grup adıyla biz ilk başta icra ediyorduk. Evet. Meskalin ismiyle ilk piyasaya girmiştik. Yaklaşık 15-16 yıldır beraberiz Can'la beraber. Can kurucusu. Beraber işte adım attık bu yola. 15-16 yıldır beraberliğimiz var. Hep biz yeni bir beste, yeni bir müzik çalışması içerisinde, oluşum içerisindeydik hep. Hep bu hayalimiz vardı. Yani biz bir albüm çıkartacağız. Konserler vereceğiz. O konserlerde işte bizim bir kitlemiz olacak. Hala da deniyoruz. Çeşitli işte sebeplerden ötürü bu yıl işte koronadan ötürü albüm çıkarttık. Geliriz oraya şimdi de. O dönemlerde başladı işte bizim mecramız. Çeşitli yerlerde sürekli konserler verdik. İşte hani bilet kesilip çeşitli konserler oldu. Caner'ler de çıkardı o dönemlerde aynen. farklı müzik gruplarıyla. 5-6 müzik grubu toplanırdı. Bilet kesip konser verirdik. Biz ve çok kalabalık olurlardı o dönemde. Lise grupları, işte herkes kendi çevresine, arkadaşları gelirdi, eş dost gelirdi. Çok güzel dönemlerdi o dönemler. Ödüller falan da almıştınız. Tabii ki tabii. Rotaract'ta birinciliğimiz var. Onun dışında Fantasy Stage'de finale kalmıştık. O İskender Paydaş'ta Şebnem Ferah'ın bir yarışmasıydı. Hı. Çeşitli birçok daha yarışmaya çağırdılar bizi ama o dönemdeki işte dediğim gibi lisedeki ve işte üniversite hayatındaki maddi imkansızlıklar ve işte çeşitli nedenlerden dolayı bir türlü gidemedik. İşte yeri geldi çünkü grup olduğu için tek başınıza değilsiniz. 5 kişi, 4 kişilik bir ekipsiniz. İşte siz izin alabiliyorsunuz. Okul arkadaşın sınavı oluyor veya bir başka durum olduğu için evet. bir türlü toplanamamıştık. Okul zamanı olunca. Aynen öyle. Biz bu şekilde 2016-2017'ye kadar itelemeye çalıştık. Yani kendimizi işte bir şeyler yapmaya çalıştık. Stüdyo aldık, kayıt yaptık, paylaştık vesaire. İlk kaydımızı biz 2007-2006 yılında yanılmıyorsam YouTube'a koyduk. Sensin isimli Meskalin Sensin diye bir tane parça koyduk. 55-60 bin dinlendi. O zaman da lise grubuyuz. O dönemde Cumhurbaşkanımız YouTube'u kapattı. YouTube'u kapanınca bizim ilk şanssızlığımız orada başladı arkadaşlar. O bizim ilk şanssızlığımızdır. Ondan sonra bayağı bir YouTube kapandıktan sonra tabii ki unutulduk, kaybolup gittik o dönemde tekrardan. Çok güzel şeyler alıyorduk, feedbackler, geri dönüşler alıyorduk. Ondan sonra işte vokalimiz başka üniversiteye gitti. İşte çeşitli yerlere gittik, dağıldık bir süre. Ama hiç kopmadık Can'la özellikle. 2017 yılında tekrardan grubu toplamaya ve albüm yapmaya karar verdik. 10 parçalık albümümüzü kaydettik Ankara'da stüdyoda. Hatta teklif gelmiş ama anlaşamamışsınız galiba. Efendim? O yüzden bir teklif gelmiş galiba size. Albüm teklifi. Şöyle albüm teklifleri geliyordu ama o dönemde işte biz gidememiştik. Dediğim gibi üniversite dönemi. Üniversite bitti. İşte iş hayatından dolayı bir şeyler yapamadık. Bir herkes yıllık iznini aldı. Bir şeylerini aldı 2017 yılında. Ankara'ya gidelim biz dedik. Albümümüzü yapalım dedik. Zaten No Name gruplara albüm plak şirketleri yapan plak şirketleri var. O şekilde çıkartabiliyorsunuz ama artık teknoloji o kadar gelişti ki, sosyal mecra o kadar gelişti ki kendiniz de yayınlayıp reklamlarla veya vesaire o tarz şeylerle zaten kendiniz de çıkartabiliyorsunuz. Çünkü plak şirketleriyle anlaşma imzaladığınız zaman siz sadece konserlerden vesaire o tarz şeylerden kazanabiliyorsunuz. Sizi bağlıyor bir anlamda. Tabii ki bağlıyor. O şarkı direkt şeyin oluyor, firmanın oluyor. Siz de artık o şarkının, parçanın, herhangi eserin daha doğrusu hiçbir bağlantısı kalmamış gibi bir şey oluyor yani. Siz farklı işte dediğim gibi konserlerden vesaire o tarz şeylerden para kazanmaya başlıyorsunuz. Tabii bu ünlü olduğunuz zaman yani çok büyük dinlenmeler olduğu zaman olabiliyor. Biz albümümüzü kaydettik. Ondan sonra birkaç plak şirketiyle görüştük. Hepsi kabul ediyor tabii ki. Ama işte sözleşme maddelerinden dolayı biz şey dedik. Ya dedik ilk albümümüzde kendimiz klibimizi çıkartalım, çekelim dedik. İlk klibimizi albüm bu arada Mix Mastering'de Erim Akman'la çalıştık. İşte düzenlemeleri yaptık. 10 parçalık. Spotify'la falan kendimiz bağlantı kurduk. Kendimiz yayınladık. Spotify'da şarkılarımız mevcut. Moody'de, Amazon'da birkaç mecrada daha mevcuttu yanlış hatırlamıyorsam. Kendimiz yayınladık oralarda. İlk klibimizi de çektik. Gene Ankara'da çektik. 130 bin civarında bir dinlenmeye ulaştı Pixel Masumiyet şarkısı.
Çok güzel geri dönüşler aldık. Çok güzel yorumlar aldık. Kasım ayıydı yanılmıyorsam ilk klibimizi çıkarttığımızda. Aralık ayında da tekrardan yeni bir klip çıkartalım dedik. İkinci parçamıza klip çekelim dedik. Bu sefer netliği üzerinden yayınlayalım. Bir tane plak şirketiyle anlaşalım dedik ikinci klibimizi. Çok güvendiğimiz bir şarkımız vardı. Tıpış tıpış isimli şarkımız. Dinlediniz mi? Aralık ayında Mustafa Özen'le klip çektik İstanbul'da o şarkıya. Onu da Milyon Festival, Milyon Müzik diye yanlış hatırlamıyorsam Milyon Müzik'le beraber anlaşma yapıp çıkarttık. Onu da 160 bin civarında bir dinlenme aldı. Netti üzerinden çıkarttık. Tam o dönemde radyo kanalları işte çeşitli televizyon kanallarından bize teklif geliyordu ki pandemi patladı. İkinci patladığımız noktada burası oldu. Ve aynen hala... Pandemi olayı birçok kişiye aynen bir şanslı. Şu anda tam bir yıl oldu klip, bir, o ikinci klip çıkalı. Böyle anlattın ki sanki evren bizi patlatıyor. Yani gerçekten aynen öyle. Ama bazen ben de hissediyorum. Hani bazen öyle şeyler yaşıyorum ki diyorum ki yani bu kadar olmaz. Ya bende var bir problem. İkinci klibi çıkartalım, çok güveniyoruz dedik. Şöyle yapalım, böyle yapalım dedik. İşte tam radyo kanallarıyla görüşmeye başladık. Radyo kanalları işte ondan sonra home olarak bizi aldılar radyo şeylerine, programlarına. Hı hı. Televizyon birkaç tane çıktık. Sosyal medyadan Ozzy On Air'da vesaire o tarz programlarda çıktık. Kendi Instagram hesapları üzerinden canlı bağlantı yaparak çıktık. İşte pandemi bittikten sonra tekrardan televizyon kanallarında çıkacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız falan derken bir ay geçti, üç ay geçti, beş ay geçti. Tam bir yıl geçti bugün. Bekliyoruz hala. Aynen o tarz bir şeyler oldu yani bizde de. Böyle sıkıntılar devam ediyor. Caner, senin başka gruplarla falan da öncesinde var. Çok fazla var. Bunu biraz hani bu müzik yolculuğunu biraz ele alabilir miyiz? Tabii ki. Ben enstrümanistim. Dediğim gibi çocuk yaştan beri. Lakin şöyle bir durum var. Babam sağ olsun her zaman bana destek verdi müzik konusunda. Lise zamanına geldiğimde dedim ki hani o zamana kadar işte çeşitli çocuk koroları, korular hatta çocukken özel bir yarışmada birinciliğim de var. Mersin içerisinde ses yarışmasında. Getirdim. Dedim lisedeyiz. Benim başka bir şey yapmam lazım. Hani o zaman o dönem dediğim gibi metal müziğe, rock müziğe heves ediyorum, çalmak istiyorum. Tamam bireysel gitar çalıyorum ama ne yapabilirim? Bir de çevremden dolayı, okuduğum bölgeden dolayı etrafımda hani bunu yapacak pek arkadaş da yok. Hani bir araya gelebileceğim. Bir gün bir baktım. Arkadaşım bir tanesi, kendi sınıf arkadaşım, eline iki tane kalem almış sırada. Tıp 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 diye böyle ritim tutuyor. Sabit'ten bahsediyorum. Aslında Ziya abinin yani Arda'nın babasının yaptığı aynı şeyi ben Salih'e yaptım. Salih dedim seni stüdyoya götürüyorum. Baterinin başına oturtturdum. Şimdi her şeyden önce iyi bir dinleyici olabilmek lazım. Hani aslında bizim yeteneklerimizin çıkış noktası yıllardır müzisyen camiasında olup her tarzdan müzik yapan insanları dinlememizden kaynaklanıyor. Yani tabii enstrüman çalmanın belli bir disiplini, belli bir teknikleri var. Tabii. Ama sürekli çalışmak. Tabii ki. O teknikleri kaptıktan sonra şunu yapabiliyorsunuz repertuar anlamında. Aslında çok şey biliyoruz. Çünkü beyinde yer etmiş bütün şarkılar. Ondan sonra götürdük. Salih de aynı şekildeydi. Bir baktım takır takır çalıyor. Yavaş yavaş grubu oluşturmaya başladık. Sonra dedim ki bana bir bas gitarist lazım. Yine sınıf arkadaşlarından bir tanesi tıngır diyordu gitarla. öyle söyleyeyim. Dedim ki senden gitarist olmaz. Bak bu daha zor. Dört telli bas gitar var. Daha basit kalıp sesler üstünden gidiyor. Sen bunu çal. Ondan. Ya tabii ki kimse bilmiyor. Arkadaş da bilmiyor. Bas gitar ne ya? Ne diyorsun sen? Verdim. Birkaç temel şeyleri gösterdim. Dedim ki evde çalış gel. Baktım o da. Hani süreç biraz daha uzun sürdü ama oturtturdu bir şekilde. İlk temelde 3 kişi olarak başladık. Sonra bizim okuduğumuz lisede bir akım yaratmış olduk. Çünkü ilk defa böyle bir şey oluyor. Okul da zaten yeni açılmıştı. İlk mezunlarıyız o dönem. Ondan sonra aldı basları. Diğer arkadaşlarımız da geldi. Ya bir bayan arkadaşımız geliyor. Ben solistiniz olabilir miyim? Öbürü geliyor. Ben şu olabilir miyim? Ben şunu yapabilir miyim? Derken bir şekilde yaptık. Ama şahsım adına en güzel şey farklı şeyler deneyerek farklı insanlarla yıllar içerisinde kendimi de geliştirdim enstrüman olarak.
İşte müzikte Doğu müziği, Batı müziği diye ikiye ayırdığımız zaman işte Batı müziğinde gamlar, Doğu müziğinde makamlar. Makamları aileden öğrendim, aile çevresinden. Kendim de elimden geldiğince eğitim almadan Batı müziğini kendim de tamamlamaya çalıştım. Sonra bir baktım, oluyor bazı şeyler. Çünkü oldukça şuradan anlıyorsunuz, övgüler geliyor, teklifler geliyor. Yani Mersin'de şu yaşama kadar çalmadım, otel kalmadı öyle söyleyeyim. Sahne almadım. Yani bar konusunda da öyle. Birçok barda sahne aldım farklı gruplarla. Hani bir noktadan sonra şeye döndü. Caner'in zaten hazır bir repertuarı var. Kendi kafasında çok da geniş bir skalası var. Örnek vereyim, gitariste ihtiyaç oluyor bir grupta. Sahne alınacak. Tesadüfen de o gün rahatsız ya da başka bir işi çıktı. Grubun kendi gitaristinin veyahut da piyanistinin. Şimdi Caner gelsin bizimle çalar, nasıl olsa uyum sağlar. Joker eleman. Aynen, Joker elemana dönüşmeye başladım. Tabii ki aslında bu biraz da maddiyatla bağlantılı bir şey. Yani Mersin'de şöyle bir görüş açısı var. Dillendirilmeyen ama içten içe herkesin bildiği bir konu var. Bir mesleği müzik konusunda enstrümanist olarak bir mesleği icra ediyorsanız ne kadar para kazanıyorsanız o kadar profesyonelsiniz. Yani profesyonelliği buna bağdaştırıyorlar. Lakin şahsi fikrimdir. Stüdyoda çalan, mesela hiç piyasaya çıkmamış stüdyoda çalan çok iyi müzisyenler de var. Yani onlara da aslında haksızlık oluyor. Misal herkesin tarzına saygım sonsuz. Bizi yetiştiren gördüğümüz abilerimiz, büyüklerimiz de var Mersin piyasasında ki 80'lerde, 90'larda benim çocukluğumda Mersin'den çok çıkan çok büyük sanatçılar da var. İnanılmaz seviyede ki hani şahsım adına en büyük şansım onlarla zamanında çocukken bile olsa tanışmış olmak. Ki en basit Sanyolu Berkant olsun. Rahmetli gene Müslüm Gürses olsun. Cengiz Kurtoğlu. Zamanında Tarsus'ta sahne alırdı çünkü. İşte çocukluğumda aile mesleğinden dolayı hep onların arasında geçti. Rahmetli Kurtuluş, Adana'nın Santana'sı, Adanalı Santana diye geçen. Tabii bu insanların alt ekipleri de çok iyiydi, müzisyenleri yanında çalan. İşte kimdir? Şu anda yurt dışında olan Hasan Karpuzoğlu, baterist. Bir de şöyle söyleyeyim, Tarsus'ta Karpuzoğlu ailesi vardı. Ailece müzisyen. Neredeyse sülalece diyebileceğim şekilde. İşte bir kardeş baterist, bir kardeş bas gitarist, bir kardeş gitarist. Tabii hepsi yaşça çok büyüğüm, babam zamanından. İşte Uğurcan abi var, namı diğer sihirli parmak gitar konusunda. Hatta şöyle bir anım var. Bir gün bir stüdyoda gitar çalıyorum. Biraz doğu sentezi takılıyorum. İşte makamlar, komalar ki gitarda natürel sesler olduğu için koma vermek zordur. Bayağı bir çalışma ve teknik gerektirir. Uğurcan abi tesadüfen stüdyonun izleme yerinden gelmiş, duymuş melodiyi. Ya demiş, bu benim sound'um, benim çaldığım şarkılar. Ne oluyor, kim var içeride diye. Şimdi yıllardır da beni görmediği için tanıyamadı. Şimdi beni gördüğünde çocuğum sakalsız, saçsız. Şimdi içeriye bir bakıyor, saçlı sakallı böyle cemaatçi tipli bir arkadaş var. Ne oluyor diye. Tesadüfen babamla karşılaşıyorlar, babam söylüyor. Aa işte Musa'cığım ne yapıyorsun? Aa iyidir Uğurcan abi. Kim bu arkadaş? Tanımadın mı Caner, benim oğlum diye. Adam ondan sonra geldi. Ya dedi, sen dedi ne ara kaptın bunları? Ben sana hiçbir şey göstermedim. Hani öğretmedim. Dedim abi yıllardır yanındaydım yani. Gördüm, dinledim seni. Sürekli dinliyorum. Beyinde yer ediyor ister istemez. Çünkü alıyorsun ister istemez. Zaman içerisinde böyle oluşumlarda bulundum. En sonunda da işte Pixel grubuna Arda ile Can sağ olsun bana ulaştılar. Dediler ki ya böyle böyle bir ikinci albüm projemiz var. Ne dersin? Dedim ki boştayım seve seve. Zaten pandemi süreci var, bir şey yapmıyoruz. Onun haricinde normal gündelik meslek hayatımız var biliyorsunuz. Bu arada kuruma da söylesem bir sıkıntı olur tabii, mu? Toros Üniversitesi'nde çalışıyorum. Evet, bizim ekip. sağ olsunlar Toros Üniversitesi de sanata karşı aşırı derecede ılımlılar ve iyi yaklaşıyorlar, pozitif yaklaşıyorlar. Hem mütevelliyet başkanımız Yusuf Sertaç Özveren olmak üzere genel sekreterimiz olsun, Reşit Serhat Aşkın, rektörümüz olsun. Bu konularda bir şey talepte bulunduğumuz zaman hiç bizi kırmıyorlar. Arkadaşlar diyorlar, ne kadar güzel şeylerle ilgileniyorsunuz, size ait, yapın. Bunlar da tabii ki bizde etkileşimde bulunuyor. Yani haz veriyor, keyif veriyor. Yani yaptığımız işten zevk almaya başlıyoruz ister istemez bu tür yaklaşımlar olduğu sürece. Arda ile Can bana ulaştı. Dediler ki böyle böyle Pixel ikinci albümünü yapalım. Dedim ki olur. İşte o gündür bugündür
çalışmalara başladık. İkinci albüm için. Lakin pandeminin bir an önce tabii ki bitmesi lazım. Çünkü hareket alanımız, yapabileceklerimiz ister istemez kısıtlanıyor. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Ne mutlu. Bir araya gelmişsiniz o zaman. Şimdi Grup Pixar olarak yani bütün grubun müziklerini, aranjelerini falan kendiniz yapıyorsunuz galiba. Besteleri. Can'la beraber yapıyoruz. Bir de Ayhan diye bir gitarcımız daha var. Beraber yapıyorduk hep beraber bu zamana kadar. Kaç tane müziğiniz var? Yani, şöyle ilk albümde 10 tane şarkı çıkarttık. 10 parça olarak çıktı ilk albüm. Ama bir de gizli olanlar var ya böyle. Şöyle söyleyeyim, ortalama 100'ün üzerinde bestemiz var toplamda. Tabii ki bunların 30-40'ının müziği falan daha oturmamıştır. Ama yani şu anda hadi albüm yapın deseniz 3 albüm daha çıkartırız 10'ar parçalık minimum. Öyle söyleyeyim. Tabii ki bunları şu anda artık 2021 yılı itibariyle yani gene dediğim gibi müzik piyasası o kadar değişken bir piyasa olduğu için artık albüm değil de single olarak çıkartmak daha mantıklı oluyor. Tekli parça. Biz de tekli parça aynen tekli single olarak bundan sonra çıkartmayı düşünüyoruz şarkıları. Çünkü albümü çıkartıyorsunuz ilk yayınladığınız klip çok güzel dinlenmelere ulaşıyor ama o diğer 9 parça işte 10 parça çıkarttığınızda 9 parça çok az dinleniyor. Yani çöp oluyor. Bu tek bizim için geçerli değil. Tüm Türkiye'deki yani yurt dışındaki tüm müzisyenler için geçerli. Çoğunlukla artık öyle aynen tercih ediyorlar. En basit örneği Şebnem Ferah'ın albümünü açın veya başka X kişinin bir albümünü açın. 10 parçasına bakın. İlk o klip çektiği parça en yüksek dinlenmedeki parçadır. Diğer şarkıları yavaş yavaş gidiyor böyle aşağı doğru düşüyor. İkinci klibi çıkarsın o da aynı şekilde zirveye doğru gider. Ama diğer o 8 parça bu sefer altta kalıyor. Yani diğer o hepsi bizim için el emeği göz nuru. Biz, hepsi bizim göz bebeğimiz ama o diğerleri çöpe gitmiş gibi görüyoruz biz artık yani bu saatten sonra. Zaten bir tane albümümüz var. Bundan sonra single single devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki albüm olarak teklif gelse hadi albüm yapalım deseler, albüm çıkartın deseler albüm olarak çıkartırız ama single yapmak daha mantıklı. Artık ondan dolayı single olarak çıkartacağız. Genelde de hep görüyorum zaten. Yani bu şekilde çalışmayı herkes daha çok hani tercih ediyor. İşte ondan dolayı yani çünkü diğer parçalar çöp oluyor. Yani aslında bizim için çöp olmuyor tabii ki ama insanlar yani daha az dinliyor. Daha az dinlenilebilirliği oluyor. Herkes için geçerli. Klip tüm çektiğin müzisyenler. Zaman YouTube'dan vesaire oradan aynen, oradan daha çok ulaşıyor. Aynen video dinleniyor, gözüküyor, izleniyor. İşte sağda solda da çalıyor. Televizyonlarda vesaire. Ama işte diğer parçaların herhangi bir görüntüsü vesaire olmadığı için ya ben bile kendi adıma konuşayım. Bir tane sevdiğim Teoman'ı severim mesela. Teoman yeni bir albüm çıkartsın. Öyle açıp albümü bir kere dinlerim ama şarkı klibi çıkarttığında o klibi ben bile sürekli açıp işte arkada döner izlerim. Popülerite. Aynen popülerite meselesi. O diğer şarkılar arka planda kalıyor yani. Hep her zaman geri planda kalıyor. Kendim için de geçerli. Ben de o şekilde dinliyorum yani. Ya da mesela, biz de öyle dinliyoruz daha çok. Etrafta da ne kadar çok dinlenirse aslında oturup da dinlemediğim bir şey bile bir bakıyorsun ki bütün şarkıyı biliyorsun. Bir çalta almış onu. En basit örneği X kişisi bir tane klip çektiği zaman işte radyo kanallarına veriyor. Siz o klibin şarkısını yayınlıyorsunuz. Ama o diğer işte o yeni klip çektiğinde o diğer en arkadaki şarkıyı yayınlamıyorsunuz mesela en basit örneği. O mu aynı muhabbet. Peki Mersin'de müzik sektörünü değerlendirecek olsanız? Bitti. Bitti. Şöyle söyleyeyim. Benim yani keşke devam etse diye düşünüyorum. Biz lise dönemindeyken az önce de bahsetmiştim. Çok fazla liseli ve işte üniversiteli müzik grupları vardı. Biz sürekli okulların kendi grupları. Aynen öyle. Okul olsun işte etraftan, eşten, dosttan, arkadaş çevresinden falan böyle. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Bir stüdyoya gidin mesela. Stüdyoda orada insanlarla tanışınca zaten kendi kendinize bir grup kurabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Bizim dönemimizde öyleydi. Mersin'de işte 3-5 tane bilindik grup stüdyo vardı. O stüdyoda zaten tüm müzisyenler, gençler falan orada takılırdı. Meraklı zaten, olanlar. Aynen öyle. Zaten şey de oradaydı yani işte piyasa da oradaydı, ortam da oradaydı, arkadaşlar da oradaydı. Herkes işte okuldan çıkınca o taraflara gelirdi. Yemek yerleri oradaydı, oturulacak yerler oradaydı. O dönemde işte dediğim gibi çok fazla müzik grubu vardı. Herkes aslında gittiği zaman birbirini buluyordu herkes. Aynen öyle. Aynen herkes öyle. İşte ben şuna ihtiyacım var, sen şunu çalıyorsun falan bir derken. Bir de şey de var, şimdi bu tür stüdyolarda müzik eğitimi de verildiği için alttan yetişenleri de takip edebiliyorduk. Aynen. Kendini geliştirenleri. Hani bir sonraki neslimizden örnek vereyim 3-5 yaş altımızda. Şimdi şu anda hepsi büyüdü.
işin açıkçası ama o zamanlar örnek vereyim biz 18-20 yaşlarındayız. Ders alan arkadaşlar 13-14 yaşlarında. Daha bayağı küçüklerdi. Fizik olarak da, enstrümana hakimiyet olarak da ama görüyorduk bayağı kendini geliştirenler oluyorsa şunun da yorumunu yapabiliyorduk yani. Bak bu arkadaş 2 sene sonra, 3 sene sonra gerçekten çok iyi olur. Ama zaman veriyoruz. 2-3 sene sonra bunu biz alalım. Kendi grubumuza dahil edelim. İzleyelim, kaybetmeyelim. Tabii müzikte şöyle bir olay da var. Hani ne kadar iyi enstrümanist olursanız olun, hani ruhunuzu ve karakterinizi de katabilmeniz lazım. Şimdi benim her zaman zihniyetim, ben birileriyle çalacaksam iyi tanımam lazım. İnsan olarak da iyi muhabbetim olması lazım. Hani kafa yapılarımızın uyuşması grup lazım. Grup olduğu için aslında evet, aynen, birbirine uyum sağlaması lazım. Çünkü müzikte şöyle bir olay var. Dediğimiz gibi Arda da anlattı. 4 kişi, 5 kişi enstrümanist olarak. Aslında aynı anda kalbinizin atması ve aynı anda nefes alabilmeniz lazım. Belli bir senkronizasyonu yakalayabilmek için, başarıyı yakalayabilmek için. Söyledi mesela, ne dedik? Single. Zaman buna evrildi artık. Yani dediği gibi albüm çıkartamaz mıyız? Çıkartırız. Lakin single çıkartmak şu anda günümüzde daha avantajlı. Çünkü biz ne kadar albüm çalışması gibi yapsak da, bu kadar beste olsa da 3 ay önce bir şarkı paylaşırız, 3 ay sonra ikinci parçayı single olarak yayınlarız. Evet, arka arkaya. Bu şekilde aktif bir sirkülasyon yakalarız kendi adımıza da. Yani çünkü albüm yapanların Türkiye'de çoktur bu. Çok iyi gruplar, çok iyi müşteriler geldi. Bir albüm yaptı, piyasada yok ondan sonra. Hiç adı sana bile duyulmadı bir daha. Çünkü çubuk tükeniyor aslında yani. Aynen, her şey o kadar aynen, çok tükeniyor. Evet. Çünkü işin beste konusunda, yaratıcılık bölümü de aslında çok zor. Çünkü hepimiz zaman içerisinde dediğimiz gibi kulak dolgunluğu var. Çok şarkı dinledik ama şöyle bir dezavantajı da var bunun. Beste yaparken sürekli bir şeylere benzetebiliyorsun. Hani tıkanma noktası yaşıyorsun. O da istiyorsun ki bu bizim bestemiz, özgün bir şey olsun. Kendimize has bir şey olsun ama çok bilmek de bazen dezavantajı yaratıyor. Kötü yapıyor. Beğenmeyebiliyorsun. Tabii ki. Asıl single'daki amaç da o. Yani bu kadar beste var. Hepimizin ortak kararı olsun. Ortak bir karara varalım. Çünkü bizler de dinleyiciyiz. Bizler de tüm piyasayı takip ediyoruz. İyi kötü elimizden geldiğince. Şimdi örnek vereyim. Ben dinlemeyi sevmediğim şarkıyı çalmayı da sevmem. Yani bu başkasının, İçini sinmiyorsa tabii zaten ki başkasının şarkısı da olsa. Evet. Yani mecburiyetten belki çalarım zorunda kalıp ama seve seve çalmam. Seve seve çalmayınca da ister istemez. Dinleyici de onu alır. Alır. Yani, evet. Aynen. Çünkü tarz dediğimiz müzikal keyif dediğimiz insanların herkesin tarzı farklıdır. Dinleme konusunda da çalma konusunda da böyle. Ben bunu her zaman söylerim. Mesela bir sahne alıyoruz diyeyim. Benim neyi sevdiğim veyahut da neyden zevk aldığım önemli değil. Karşı tarafın beklentisi benden önemli. Ne bekliyor? Şu anda da öyle aslında. Günümüz müziği tamamen artık trebe dönmeye başladı. Biraz elektronik müzikler, elektropoplar falan. Beğendiğim işler oluyor mu? Oluyor. Ama teknik anlamda ve sanat kapasitesi anlamında çok geri, çok noksan. Yani şunu diyebilirim, kendi açımdan, şahsım açısından, müzik bu değil. Elektronik müziğe kaydı. Çünkü farklı enstrümanlar kullanıp yaratıcılığını geliştirip aynı şeyi yapabilir herkes. Tabii bazı şeyler makinelerden imkanlar, aynen, bazı şeyler imkanlar doğrultusunda. Örnek vereyim, şu anki yeni nesilde ulusal çapta sanatçı olan arkadaşlar da autotone dediğimiz bir efekt var, sürekli onu kullanıyor. Ama canlı performansa çıktığı zaman ya konserine kimse gelmiyor veyahut da gelenler bir defaya mahsus geliyor. Ya dinledikten sonra bir daha gitmiyorlar. Bu muymuş? Öyle oluyor çünkü. Yaptıkları bestelere asla lafım olmaz. Çünkü yaratıcılığa her zaman saygı duyarım. Bir beste yapılmışsa daha iyisini yapan çıkmadığı sürece en iyisi oysa saygı göstermek lazım. Yapıyorlar. Dinlerken de zevk alabilirim. Ayrı bir konu ama aynı performansı, canlı performansı da beklerim. Yani çünkü canlı da söyleyemeyeceğin ya da canlı da çalamayacağın şarkıyı yapmanın benim için bir anlamı yok. Genel olarak öyle söyleyeyim. Bu da benim şahsi kişisel eleştirim. Müzik camiası için. Şimdi stüdyolarda, eski dönemlerde işte o stüdyolardan bahsettiniz. Şimdi o stüdyolar yok mu? Kapandı mı? Şöyle, stüdyolar var ama stüdyoların içini dolduracak arkadaşlar yok. Orada değiller. Yani
Bizim dönemimizde dediğim gibi birçok müzisyen vardı. İşte herkes bir enstrüman çalmaya çalışıyorduk. Müzik grubu kurup hep beraber işte dediğim gibi bir organizasyon yapıp konser veriyorduk işte. Bir gün mesela olurdu. 10 tane liseli grubu aynı gün orada görebilirdiniz. Sahneye çıkardı. İşte Kuşumato'da orada sağda soldaki mekanlarda işte konserler düzenlenirdi ve her yerde afişler olurdu işte şu gruplar çıkıyor diye. Şu anda işte o genç arkadaşların hiçbiri müzik yapmıyor veya eğitim alıyorlar, ders alıyorlar öğretmenlerden vesaire. Ama devam etmiyorlar, işte çıkmıyorlar veya işte dediği gibi elektronik müzik, pop müzik işte yani zevkleri değişti artık. O tarz şeyler yapmıyorlar. Keşke yapabilseler yani tekrardan o eski döneme dönebilsek. Aslında yaratıcılığı teşvik ediyor. Aynen, yani Mersin'de... bir arada neler yapabilirim. Aynen. Bir de hani gruplar ne kadar olursa hani gençler arasında birbirleri arasında da yarışmalar hani yarıştıkları aynen, için hani daha iyi olacağız, daha iyi olacağız diye. Olur. Hep o dönemin genç müzisyenleri şu anda piyasada. Onlar da zaten profesyonel müzisyen. Şu anda sahne alıp para kazanmak için bu işi yapıyorlar. O eski müzik grupları, liseli, üniversiteli gruplar yok artık Mersin'de. Yani en azından ben denk gelmedim. Bilmiyorum sen. Yani şu an Mersin için söyleyebileceğim. Bu şekilde amatör kolej veya lise çağında başlayan ve bir noktaya gelmiş en büyük grup zaten Mavi Sakal. Tarsus Amerikan Koleji'nin eski öğrencileri ulusal çapta çok büyük bir seviyeye geldiler. Yani halen günümüzde yaptığı besteler, şarkılar albümlerinden birçok dizide, filmde çalınıyor. Ama onun haricinde bireysel başarılara ulaşmış sanatçı arkadaşlarımız var İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Çok kişiyi ihraç ettik buradan. Şu an burada liseli gruplar falan herhalde fazla yok bildiğim kadarıyla değil mi? Yok, çıkan. Kalmadı. Aynen. Yani bu da aslında Z kuşağına bağlamak istiyorum ben bu konuyu. Z kuşağında mesela müzikal anlamda, sanat anlamında beğenmediğim noktalardan bir tanesi bu. Mesela bizim zamanımızda biz kişisel egolar olsa bile sanat olarak hani ben daha iyiyim, yok hayır ben daha iyiyim falan. Bu aslında güzel şeylerdi. Hani birbirimize saygı duyduğumuz sürece çünkü birbirimizi takip ederdik. Evet. Yeni bir yarışı şey. Sağlıyor tabii, aslında. Daha iyi olmayı sağlıyor. Ben çok iyi biliyorum mesela hatırlıyorum. Mescal'in o zamanlar yepyeni bir şarkı coverlamıştı. Ben dedim ki bunu ben de çalarım. Ama güzel yapmışlar ki gerçekten de çaldım. Sahnede çalmadım. Evde aldım çaldım şarkıyı. Evet sen de. Çünkü hoşuma gitti. Evet sen de çaldım. Ama saygımdan dolayı ben onu hani Arda Gül'ün gözüne sokarak asla bak ben de çalıyorum hatta daha iyi çalıyorum falan tarzında asla bir yani o noktaya girmem. Çünkü o nokta yarıştan çıkıyor. Mesele orada. Ama şu anda ne bu ortam kaldı ne bir mantalite olarak böyle bir yapı kaldı. Yeni gelen nesilde de artık öyle bir şey yok. Çünkü şu anda şöyle bir durum var. Gitarist olduğum için gitardan örnek vermek istiyorum enstrüman olarak. İki tane armoni öğrenip, üç tane akor öğrenip, eline gitar alıp iki tıngır diyen ben gitaristim diyor ki Mersin piyasasında mekanlar da öyle karşılıyor. Yani şunu anlamıyorlar. Ben 20 yılımı verdim enstrüman üstüne. Belli bir noktaya getirdim kendimi. Yani iyiyimdir, kötüyümdür tartışılır. Ona asla bir şey demem. Eleştiri her zaman açığım. Lakin mekan sahipleri şöyle düşünüyor. Ya sen gitaristsin örnek vereyim. Şu kadar meblağ istiyorsun. Bu arkadaş da gitarist. Şu kadar meblağ istiyor. O senin beşte birini istiyor. İkiniz de gitaristsiniz. Ben onu tercih ediyorum diyor. Ama tabii kazın ayağı öyle değil. Kökende. Öyle. Ya çok sıkıntılı durumlar var ama Mersin'de saygı duyduğumuz, saygıyı da gerçekten hak eden abilerimiz, müzisyen büyüklerimiz var. Hani onların fikirleri de çok önemli. Aslında bu konularda çok konuşmak da istemiyorum. Saygısızlık atfedilmesin diye. Çünkü ister istemez bütün camiayı biliyoruz, tanıyoruz. Tanınıyoruz da. Yani inşallah yanlış anlamazlar söylediklerimi. Ama bu tür şeyler diyorum ki hani konuşulacak biz de çok konuşuyoruz. Hani sanatın diğer camialarında hani diğer nasıl diyeyim yani resim olsun o olsun bu olsun tiyatro olsun. Diyorum ki tartışıldıkça, gündeme getirildikçe bu konular daha iyiye ulaşılacağını ben inanıyorum. Hani en azından gündeme getiriyoruz, akıllara sokuyoruz diyorum buradan. Çünkü hakikaten sanatın her alanında maalesef ki belli sorunlar yaşıyoruz. Şimdi bundan sonra Grup Pixel'in hedefleri
nelerdir? Bundan sonra single olarak en basit çıkmayı düşünüyoruz. Gene plak şirketi değil de kendi çapımızda, yani kendimiz yayınlamayı düşünüyoruz. Daha özgün size. Aynen, klip çekip. Öz sermaye, öz çabayla kendimiz. Ama daha rahat, daha özgürüz. Tabii ki öyle. Çok hazırda bekleyen bestelerimiz var. Zaten şu anda Caner'le beraber de çalışıyoruz. İşte stüdyo falan da alıyorduk geçen haftaya kadar. Yakın zamanda güzel şarkılarla piyasada olacağız tekrar. Peki dinleyicilerimizin sizleri takip edebileceği bir kanal var mı? Normal Instagram hesabımız var. Official Pixel diye geçiyor. YouTube hesabımız da mevcut. Oralardan bizi takip ederler. Seyrinizden kaçırmayın o zaman. Aynen öyle. Takip edin. Gruplarımızı destekliyoruz. Evet, ben teşekkür ediyorum. Biz ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Dinleyicilerimize aktarmak istediğiniz. Şu, hayatta her şey maddiyat değildir. Evet. Özellikle sanat konusunda. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Mersin'den 2010 yıllarında dünya çapında ses getirebilecek bir grup çıkabilirdi. Morindagor diye. Adele diye bir dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı var, biliyorsunuz. Adele'in yapımcısı Amerika'dan bu gruba davette bulundu. Albümümüzü biz yapalım diye. Yapılan tarz senfonik black metal. Dediğim gibi basit bir örneğini vereceğim. Bu grup destek istediği zamanında, işte Oda Orkestrası'ndan, çünkü işin içinde senfoni var. Bize destek verin. Biz bu noktaya geldiğimizde her türlü desteği biz size karşılığında veririz. Tarzında. Lakin zihniyetler anlık ve günlük olduğu için destek verilmedi ve bir noktadan sonra o grup dağılmak zorunda kaldı. Yani yetenek varken, başarı da varken. Belki kim bilir nerelere gelecek. Burada bahsetmek istediğim aslında grup değil, Mersin'in dinamiklerinin, Mersin'in sanatçısına, gruplarına bir bakıp, ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Özellikle bu işi anlayan kişilerin başımızda olmasını her zaman tercih ederiz. Çünkü şöyle düşünün, müzikten anlamayan bir insanla müzik konuşmak gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor ve yani yapılması gereken destekleri Mersin'in dinamiklerinin vermesi gerektiğini düşünüyorum ve sonuna kadar da bunu savunuyorum. Yani olay, dediğim gibi, kesinlikle maddiyat değil. Evet. Biraz manevi, biraz çevresel. Aslında ben her zaman diyorum ya, sanata çok da maddiyata bakmayacaksın. Bir kentin vizyonunu sağlayacak şey kültürü ve sanatıdır. Ve sen bunu ne kadar desteklersen ve o alan ne kadar yükselirse sen de isim olarak o kadar yükselirsin. Aynen, aynen öyle. Ya biz ambiyane tabirle Mersin'in öz oğullarıyız. Hani farklı bir şehirden gelip Mersin'de bir oluşum yapalım ya da bir etki yaratalım derdinde değiliz. Biz onları da kucaklayalım. Evet, Mersinli olarak. Evet. Onları da ayrıştırmadan. Aynen. Hani içimize... hep beraber yani güzel bir şeyler yapalım derdindeyiz. Yani bugün tekrardan bir single çıkarsak, ulusal çapta ses getirsek, paylaşmamız gereken ne varsa, gerek sanat camiasıyla, Mersin'in müzisyen camiasıyla, gerekse de Mersin'in dinamikleriyle elimizden geldiğince iç içe olmaya çalışırız. Çünkü buralıyız, yani kendimizi yadırgayacak veyahut da kendimizi soyutlayacak, dışlayacak insanlar da değiliz. Sözüm budur. Dediğiniz gibi sanatı iyileştirir. Sanatı iyileştirir. O başlığı atacağım size. Lakin sanata ve sanatçıya gerçekten gereken özveri ve saygının gösterilmesi lazım. Bu da, tekrar ediyorum, deklar ederek, maddiyat değildir, maneviyattır. Maneviyattır. Evet. Çünkü duygularımızla yaşıyoruz. Duygularımızla sanatımızı karşıya yansıtıyoruz. Ben kötü bir duygu hissedersem kötü bir şekilde yansıtırım, ister istemez. İyi hissedersem iyi yansıtırım. Bu mutlulukta da böyledir, hüzünde de, acıda da. Zaten müziğin temelinde aslında olan şeyler de budur. Şey diye bir söz vardı hatta. Sanat anlaşılmadığı yerden terk eder. Yeri terk eder. Aynen, diye. Anlaşılmadığı yeri terk eder. Evet, böyle bir söz. O yüzden anlaşılmayı bekliyoruz. son olarak yine sanatı iyileştir diyeceğim, başlığımı atacağım. Benim için kısaca bir şeyler söylemeni isteyeceğim. Neyle ilgili, pardon? Sanat iyileştirir. Başlık. Sanat iyileştirir.
Sanatla kalın. Sanatla çok kalın. Çok kısa oldu. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. Bugün Grup Pixel ile beraberdik. Bateristi ve grup kurucularından Aldı Yılgör ve gitarist back vokal, bak onu sormayı unuttum. Neyse başka zaman. Caner Çapık'la beraberdik. Ben çok teşekkür ediyorum yeniden. Biz programa çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşebilmek dileğiyle, sanatla ve hep dostça kalmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.